Merhaba arkadaşlar, görünüş ayarlarıyla devam ediyoruz. Daha önce biz görünüşler arasında nasıl geçiş yaptığımızı ve görünüşleri nasıl kumanda ettiğimizi göstermiştik. Sahne kontrolünü de göstermiştik. Zoom, pan, fit komutlarını göstermiştik. Şimdi ayarları göstereceğiz. Bu ayarlar modelin sahnedeki görüntüsüyle ilgili ayarlar. Gölgelerinden işte ground plane dediğimiz bu zemin düzlemi gibi çevre ayarlarını falan göreceğiz. Buna da burada bu görünüş kontrol çubuğunda Display Settings, buradaki küçük oka basarak ayarlıyoruz. Küçük oka bastığımızda karşımıza bir menü çıkıyor. Bu menünün alt menüleri var. Visual Style, Mesh Display, bu sürümle yeni geldi bu mesh olayı. Bununla ilgili bilgim yok. Geçelim bunu. Sonra bakarız buna. Yani daha inceleme fırsatım olmadı. Sürümümüzü buradan görebiliyoruz bu arada. Help'ten, About'tan hangi sürümdeymişiz? 2.0.23.77 sürümündeymişiz. Buradan görebiliyorsunuz. Zaten Fusion 360 otomatik olarak güncellemeleri size tavsiye ediyor. Ben dün açtım bu bilgisayarda ve yüklemeyi dün yapmıştık. Şimdi burada Visual Style var. Mesh Display var. Visual Style anlat anlata geçelim. Burada nesnenin nasıl göründüğüne bakıyoruz. Sadece nesnenin etrafındaki şu çizgiler olmadan görüyoruz shaded'de. Shaded with hidden edge dediğimizde ise bu görünmeyen arkada kalan çizgilerle birlikte gösteriyor bize bu görüntüyü. Shaded with visible edge only ile sadece bu görünürde olan kenar çizgileriyle birlikte gösteriyor bize görüntüyü. Wireframe üzerindeki renk ve tonlamayı iptal ediyor. Cismin sadece tel kafes görüntüsünü gösteriyor bize. Zaten bunların çoğunu eğer başka CAD yazılımları kullandıysanız alışkınsınızdır. Fakat ben anlatımlarımı birileri sanki ilk defa CAD yazılımı öğrenecekmiş gibi yapmaya özen gösteriyorum. O yüzden sabrınız için darım. Wireframe with hidden edge. Özür diliyorum. Wireframe with Visible Edge Only. Şimdi de böyle yapıyoruz. Sadece görünür kenarları gösteriyor bize sahnemizde. Arka fonun beyaz olduğu için çok belirgin değil. Gridlerimizi şöyle bir gizleyelim. Şuradan yapıyorduk. Gridleri nereden gizliyorduk? Buradan. Grid layout'ı sildiğimizde biraz daha iyi görebiliyoruz. Şimdi buradan Visual Style'ı belirliyoruz. Ben normalde Shaded with visible edge only komutunu aktif hale getirerek bu şekilde görmeyi seviyorum. Sanırım en verimlisi bu oluyor ama kimi zaman diğer görünüşlere ihtiyacımız olabiliyor. Environment sahnemizin bir ortamda olduğunu düşünün. Environment bu ortamı belirliyor. Örneğin şu anda biz infinity pool ortamındaymışız. Bunu mesela dark sky yapalım. Bir karanlık bir ortamda nesnemizin görüntüsünü görüyoruz. Grey room diyelim. Böyle bir ortam. Artık ben anlam veremiyorum bunu. İşte burada isimler fark etmiyor. Yani sadece buradaki dosya görüntü biçimini siz deneyerek uygun biçimi ayarlayacaksınız. Burada başka bir seçenek yok. Mavi. Arka planı ayarlıyor desek sanırım biraz daha doğru olacaktır. Ama bu arka planı ayarlarken aslında sahneyi ayarlıyor diyelim. Sahneyi bir kubbeyle kapattığını düşünün ya da bir oradaki yansımalara göre nesneniz görünüyor. Bakın böyle koyu görünüyor. Bakış açısını, ışığın geniş açısı falan. O yüzden tam olarak arka plan değil de ortam diyelim. Ve ben burada Infinity Pool. Ben bunu tercih ediyorum. Genelde kullanıyorum. Evet, FX bölümündeyiz. Şimdi şöyle uzaklaşalım bir. Bakın sahnemizin etrafında şunu da biz bir değiştirelim. Environment'ı blue diyelim. Bakın bunda çok iyi görünmedi. Şöyle yapalım. Environment'ı ne yaparsak yapalım çok iyi görünmüyor bu programda. Bir tane kubbe var aslında burada görüyorsunuz. Bir küre var. Daha doğrusu yarım küre bu. Bizim sahnemiz o yarım kürenin tam ortasında yer alıyor. Bu buradaki FX'deki dom
Bunu belirliyor. Bakın kapattığınızda bir şey yok. Sahneyi kaplayan bir dom yok. O zaman environment biraz daha temiz görünüyor. Bakın örneğin dikkat ettiyseniz ışık değişimi olmuyor. Çünkü bir dom yok. Direkt bu sefer arka plana dönüşmüş oluyor. Bir ortam değil de daha çok arka plan ayarı gibi olmuş oluyor. Mesela blue'yu seçelim. Bakın renk tek bir renk. Çünkü ışık ve şey tek bir yerden geliyor. Daha önceden buraya baktığımızda böyle gökyüzünün tonları gibi tonlar görüyorduk. Artık bunlar yok. FX'in diğer özelliğine bakalım. Ground plane. Şunu biz yine şey yapalım. Infinity pool yapalım. Ground plane nedir? Bakın bir tane düzlem atıyor. Bu düzlemi nesnenin en alt noktasına atıyor aslında. Bu düzlem ground plane'e tekrar gelelim. FX ground plane. Bu ground plane'i kaldıralım bir bakalım. Bakın gördüğünüz gibi yine benim beyaz arka planım gelmiş oldu. Ground plane'i etkin hale getirelim ve ground plane'i öteleyelim biraz. Ground plane'in ötelenmesini de buradan yapıyoruz. Ground plane offset. Adaptive diyor. Adaptive de dediği zaman şunu yapıyor. Nesnenin en alt noktasını ground zemin düzlemi olarak tayin ediyor. Oraya bir zemin düzlemi atıyor. Bunu kaldırdığınızda bir bakın zemin düzlemimiz şu anda tam olarak bunun en alt noktasına hizalıyor. İstersek buradan değer girebiliyoruz. İstersek de bu mavi oku aşağıya doğru çekiyoruz. Benim zemin düzlemim artık gördüğünüz gibi 20 milim aşağıda. Buradan da aşağı indirebiliyorum bakın. Gördüğünüz gibi zemin düzlemim artık aşağıya inmiş oldu. Okey diyelim, kapatalım. Bakın gördüğünüz gibi nesnemin zemine düşen gölgesi oldukça aşağıda görülüyor. İşte Ground Plane Offset bize zemin düzlemini kaydırma ayrıcalığını gösteriyor diyelim. Ground Plane Shadow ise bakın şurada gördüğünüz gölgeyi kontrol ediyor. Kapattığımızda artık Ground Plane üzerine bir gölge düşmeyecek. Zemin düzlemi üzerine. Ground Plane Reflection dediğimizde ise bakın çok güzel bir özellik. Bizim zeminimize sanki bir gölün üzerine düşer gibi bir gölge düşürüyor. Ground Plane'i biraz yukarı alalım. Eski haline getirelim. Bunu adaptif yapalım. Ve normal yerine gelsin. Bakın zemin düzleminde bir yansıması oluşuyor nesnemizin. Bunu da buradan FX'ten Ground Plane Reflection'la ayarlıyoruz. Shadow'u da açtığımızda burada gölgesini de göreceğiz. Object Shadow onu açalım bir saniye. Evet. Ground Plane Shadow'u kapatalım. Reflection'ı da kapatalım. FX'ten Object Shadow açalım. Object Shadow sahnemizin ışığına göre nesne üzerindeki girinti çıkıntılarda gölgeler bırakıyor. Bakın etkinliğini kaldıralım, etkisizleştirelim daha doğrusu. Burada etkisini çok göremedik. Neden? Işıkla ilgili bu. Şöyle yapalım. Bir daha deneyelim. Ya da ortamı değiştireceğiz bunu. İşte çok önemli bir özellik de değil. Normalde görüyordum. Bu domla ilgili öyle tahmin ediyorum. FX'ten domu açalım. Ve görüntümüzü Infinity Pool'da Ground Plane'im var. Şimdi bakalım bir daha. Şu anda normalde bu kenar şu belki ekran kartına ilgili bir sıkıntım vardır. Orası kaptayım neden olacak. O yüzden şu, normalde buralarda böyle ışığa göre gölgeler oluşuyordu. Şu anda oluşmadı. O da reflection diyelim. Bir daha bakalım. Effects ve object shadow. Normalde bunu seçtiğimde böyle karartılar oluşmaya başlıyordu. O objenin gölgeleri düşmeye başlıyordu. Bir sorun var. Ekran kartımla ilgili olabilir, bilgisayarımla ilgili olabilir ama onu deneyerek siz kendi ekranınızda görebilirsiniz. FX'ten Ambient Occlusion.
Ambient Occlusion nedir? Ambient Occlusion bu 3D ve renderla ilgilenen arkadaşlar iyi bileceklerdir. Gerçek dünyada nesnelerin özellikle kenar köşelerini belirginleştiren bir gölgemsi bir iz olur. Bize bu etkiyi 3 boyutlu dünyada vermek için Ambient Occlusion uygulanır. Ambient Occlusion'a seçildiğinde nesnelerin özellikle bu köşelerini daha belirgin yapan bir gölgemsi bir iz eklenir görüntüye. Bakalım. Bakın gördüğünüz gibi köşelere bir karartı ekliyor. İşte bunu yapan şey Ambient Occlusion. Object Shadow'u burada çok iyi görebiliyoruz. Object Shadow diyorum. Bakın ışığın durumuna göre özellikle şu delikte bir gölge değişimi oluyor. Bunu da Object Shadow'da yapıyoruz. Bazı nesnelerde ışığa göre çok daha farklı etkiler bırakabiliyor. Onu da buradan yapıyoruz. Ambient Occlusion'u da buradan ayarlıyorduk. Ambient Occlusion köşelerin daha belirgin şekilde görünme etkisi yaratan bir sahte bir belirginleştirme aracı diyelim buna. Bu pek çok 3D yazılımda vardır. Render'da falan genelde kullanırız bunu. Köşeler daha gerçekçi dursun diye. Bir de anti-aliasing'imiz var. Bu modeli seçme nedenim zaten bu anti-aliasing içinde çok doğrusal olmayan bir nesne. Şöyle bir bakış açısıyla bakalım. Efektleri tekrar açalım. Ambient Occlusion'u etkisizleştirelim. Anti-aliasing. Şu uca bakmanızı rica ediyorum. Bu uçta dikkat ederseniz tırtıklı bir kenar görünüyor. Eğer ben anti-aliasing'i açarsam burası daha düz görünüyor. Dikkat ettiyseniz bir daha açıp kapatayım. Bakın açtığımda tırtıklı görünüyor. Şöyle yaklaşalım. Tırtıklı görünüyor burası. FX'ten bunu açtığımda ise bu daha düz görünüyor. Özellikle kenarların görüntüsünün keskinliğini daha düzgün görünmesini sağlayan şey bu anti-aliasing'tir. Bu anti-aliasing yine 3D kullanan pek çok arkadaşın kullandığı bildiği bir özelliktir. Burada görebilir miyim? Bu kenarlar crisp, İngilizcesi crisp edge deniyor. Böyle bir etkisi varsa buradan anti-aliasing'i aktif hale getiriyoruz. Daha düz bir etki bırakıyor. Tabii bakış açısıyla değişiyor bu. Şöyle bir bakış açısı en ideali oluyor. Şimdi bu özelliklerin hepsini anlattım. Bunlar modellemeyle çok ilgili olmayan özellik. Modellemenizi etkilemeyen şeyler. Sadece görselinizi ve sunumunuzu etkileyen şeyler. Çalışırken çalışma biçiminiz aslında çok da fazla etkilemeyecektir. Bu türlü özellikler bilgisayar ve ekran kartı performansını çok ciddi oranda düşürür. Bunları çalışırken açmamaya özen gösterin. Sadece bir tavsiyem bu tabii. Kasacaktır. Bilgisayarınız duruma göre kasacaktır. Kasma yaşayacaktır. Özellikle bu Ambient Occlusion, Reflection, Shadow, Anti-Aliasing gibi özelliklerin hepsi bilgisayarınızda çok ciddi bir kaynak yer, çok ciddi bir performans düşüklüğüne sebep olur. Çalışırken bunları kapalı tutuyorsunuz. Çok gerektiği zaman sunum yapacaksınızdır, ekran görüntüsü alacaksınızdır. Daha çekici göstermek için kullanabilirsiniz ama tavsiyem ve profesyonellerin de tercihidir. Bu türlü özellikleri kullanmıyorsunuz. Ben de şu anda kapatıyorum. Bakalım. Hem bunlar NOM'u da kapatıyorum. Ground Plane kalsın. Reflection'ı kapatıyorum. Anti-aliasing'i kapatıyorum. Ve bunları kapatma kampanyasını başlatmış oluyorum. İki şeyi atlamış oldum. Object Visibility. Burada Object Visibility sahnedeki çeşitli nesne ve yardımcı nesnelerin görünürlüğünü kontrol ediyor. Bu nesnelerin pek çoğuyla henüz tanışmadık. Örneğin şunları açık hale getirelim. Bunları açık hale getirmemiz ve şunu da kapatalım. Radius'ı da kapatalım. Bunlar ne yapıyor bakalım. Örneğin ben Origin Plants dediğimde Origin merkezdeki bu yardımcı düzlemler, ana düzlemleri izliyor. Bir şekilde bu yardımcı elemanların çoğunu mesela aksisleri gizliyor. Bunların hepsini buradan kontrol edebiliyorduk ama burada daha global, daha merkezi bir kontrol sağlıyor. Bu dosyada çalışırken bu ayarların bütün mevcut ayarları üzerine yazacaktır. Örneğin burada origin point. Bakın bunu gizledik.
Origin point, merkez noktamız bizim. Burada user work plans, user work access, bunlar şey oluyor. Yani bizlerin çalışırken özellikle ileride göreceğiz. Bu yardımcı düzenler oluşturuyoruz. Referans düzenler oluşturuyoruz. Bunları gizleyip gizleyecektir. Burada listelenmiş elemanların hepsinin görünürlüğünü kontrol ederdi. İkinci bir ayarımız, anlatmayı unutarak geçtiğim kamera ayarımız var. Ortografik perspektif ve perspektif bir ortoface. CAD yazılımlarında ortografik kullanırız. Ama renderda veya şeylerde ise o türlü görüntü, görsel sunumlarda ise perspektif kullanıyoruz. Nesnemizi açalım. Arkada görüp böyle kapatalım konuyu. Bakın perspektif daha gerçekçi, gerçek dünyaya ilişkin bir gözlem sunuyor bize nesne üzerinde. Ama ortografik daha teknik bir görünüm var elemanın. Şimdi görmüş ayarlarını bitirdik. Sahneyi nasıl kontrol edeceğimizi biliyoruz. Artık nesnelerle çalışma zamanı geldi. Geometrileri oluşturacağız, çizimler yapacağız, modeller yapacağız, atölyeli çalışmaları yapacağız. Bunların hepsini bir sonraki modülde tek tek göreceğiz. Sizlerin de özel istekleri olursa, modüllerde eksik olduğunu düşündüğünüz konular bana yazın. Mutlaka ya da biliyorsam göstereceğim. Bir sonraki bölümde ve modülde görüşmek üzere. Hoşça kalın.